Şimdi neyle devam edelim? Evet, İsmail ile Poyraz. İsmail ile Poyraz bir hamsi tava sohbeti yapıyorlar. Son zamanların popüler yemeği ama bu ara balıkçılarda maalesef hamsiyi bulamıyoruz. O da enteresan. Ben çok severim. Ha. Ne zaman gitsem hamsi yok. Geçen gün yine konu konuşuldu. Hamsi için gittim. Yok. Yok. Yapacak bir şey yok. Bakalım İsmail ile Poyraz adada olan hamsi için neler konuşmuşlar. Burada o şeyi öğrendim mesela. Hani biraz daha onları törpülemeyi öğrendim. Yani. O sert yok ama şeylerin var. Zaten geçen gün işte Reşat dediğin hamsi tava falan senin gerçekten benim ağzından kaçıyor. Yok gelip dedin ya ağzımdan kaçıyor. Ağzımdan kaçıyor. Çünkü herkes biliyor. O kadar içinde rekabetçi bir şeysin ki yani. Ya benim o kadar çok Karadeniz arkadaşım Elvan söylüyordu zaten. Balaban diyordu güreşirken diyordu acayip şeyleri insanların kulağına şeyini yapar diyordu yani. O rekabetçiliğini gösterir diyordu. Şimdi mesela Karadeniz'de arkadaşlarımla tavla oynuyoruz mesela. Lan hamsi, hamsi diyorum ben. Yeniyorum ya bir de nasıl uğraşırım biliyor musun? Seviyorum böyle. Burada harbiden istemsiz. Yani kötü niyetiyle söylemedi. Yani. Aslında oradaki olay yani neydi? Herkes ben buna aksiyon biliyordur yani anladın mı? Hatta gittim arkasından şey yaptım ben Reşat'a sonra hani fark ettim. Yani tokalaşım diye şey oluyor. Yaptım. Yani ben de işte oluyor mesela yani, olabilir. Çağrı abimle birbirimize girdik. Ama bak Doran şimdi. Doran şeyi çok sert. Çağrı abim. Çağrı abim. Birleşmede ben. Baksana ayrılmıyorlar. Seviyorlar birbirlerini. Siz bir daha Dora'yı seçin kaptan. İkisi bir kaptan olsun ya. Bir evet, tarafta evet. Dora bağırır, bir tarafta Çağrı. Güzel olur. Aynen. Evet, Melisa ne diyorsun? Hamsi yani tava. İyi niyetli olduğunu ilk başından beri ben söyledim. Hani hı-hı. Söylediği kelimede sözde bir şey yok. O anki işte oyun kazanma sevinciyle bir de daha önceden ona karşı yapılan taktik, kendi sevinç taktiğini yapan bir karşı takımdan işte Reşat Steven falan vardı. Bunu yapması kadar doğal bir şey yok. Çünkü ilk reaksiyonu karşı taraf gösteriyor. Sana bu hakkı tanıyor. Hamsi tavada da gerçekten böyle abartılacak işte Karadeniz'e laf söylenmişçesine falan. Altında olur hiçbir şey yoktu. Sadece olayın büyümesi karşı taraftan gelen farklı bir söz ve kelime yakıştırmalarıydı. O yüzden ben İsmail'in samimiyetine güveniyorum. Evet. Ben de aynı noktadayım açıkçası. Yani şey olarak gelmiyor. Evet. İsmail'in bu hamsi tava olayı bence böyle çok şey değildi. Ya o rekabet esnasında ama zaten ama bunu alınan çok Karadeniz'de var evet, bu arada. Var. Onu söyleyeyim. Bana ya onu zaten mesela arkadaşlarım şey söylüyor. Reşat bile alındı. Yani çok insanlar kimler alınır, kimler bozulur, bozulmaz diye değerlendirmektense hani kişiye yapılmış zaten Reşat'a yapılmış bir hamle ve Reşat bu duruma bozuldu mu? Bozuldu. Aslında olay tamamen bu. Hani yok Karadeniz'e söylenmiş, yok bölgesiydi, yok insanlarıydı falan filan. Hani o kadar çok derinlemesine düşünmemize gerek yok. Reşat bundan rahatsızlığını dile getirdi. En sonunda da ortak bir payda da buluşuldu. Ha, en güzel hareket neydi bence? Reşat'ın İsmail'i orada dansa kaldırıyor. Reşat şarkı söylerken evet. İsmail'i dansa kaldırıyor olmasıydı. Bence en güzel yapılan hamle oydu. Yani zaten evet. Reşat da diyor. Ben sadece hani böyle hamsiyi tavaya atmışsın da çeviriyormuşsun nu anladım. Aslında en anlamamaması gereken şeyi zaten şu an Reşat söylüyor. Hani daha çok indirgeyen aslında farklı kişiler gruptaki. Dora diyeceğim de ben devam edeyim. Aynen artık kullanmıyorum. İsim kullanmıyorum artık. O yüzden demek istediğim aslında orada sana Dora'nın bir tane şeyini yaptırayım. Üç boyutlu biblosunu böyle. Çevirdikçe. Evde al böyle uzaktan bir şey atarsın. Hayır. Çevirdikçe bana bakıyorum. Üç boyutlarda şey oluyor ya gözleri de o zaten bir gelecek yanına finalde. Şöyle. Çevirdikçe sana bakacak merak etme yani. Şöyle şimdi şunu da söylemek istiyorum bu arada. Reşat mesela dün... Mesela İsmail'in şarkı performansı evet. Bence güzeldi. Hı hı, evet. Gönüller takımında herkes İsmail'e 9 verdi, 8 verdi. Bir tane 7 vardı. Kim 6 verdi? Reşat. Reşat mı? Tabii. Hamsi tavanın intikamını orada aldı ufaktan bir. 6'yı şey verelim vardı. Yani. Hamsi koydum tavaya birden sıçradı havaya hatırlıyor musun onu? Nerede? Öyle bir şarkı veya bir şey evet. Vardı. Var aynen. Düşünsene İsmail kalkıp onu birleşmeyi söylüyor. Çok güzel oldu gerçekten aynen. Ben ama Reşat'ın onu söylemesini beklerdim mesela. He şey o çok, evet. Bak müthiş bir gönderme. Iyi. Çünkü mesela dün söylediği şarkıyı ben hani Karadeniz türkülerini dinlerim şeyden ama çok böyle bilmiyordum mesela. Çünkü onun bir nakaratı bilinen bir şey de bir yerlerini galiba şey Reşat uyarlamış Dominik'e falan şarkının sözlerini evet. De. Orada mesela güzel ben olsam bir kemençe bulabiliyorsan bulamıyorsan da değil orada mi? Bir hamsi koydum tavaya başladı oynayan bir söyleyeceksin. İsmail orada böyle olacak bak. Seni kendi takımları için tutacak. Evet. Bence güzel bir hareket evet. Olurdu. Olabilirdi, değil mi? Evet.